Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Bağlantıda bir sıkıntı vardı. Bağlantıda sıkıntı olduğu için birkaç dakika gecikmiş oldum. Bugün sohbetimize Arabi ile devam edeceğiz. Kısa bir başlangıç, küçük bir başlangıç yapmıştık geçen sohbette. Neden Arabi konusunu ele aldığımı, bir felsefeci olarak Arabi'de beni çeken şeylerin ne olduğunu aktarmaya çalışmıştım. Şimdi Arabi Sufi hikmetinin tarihinde çok önemli ve özel bir figür. Onun özel ve önemli olması da bir sıçrama teşkil etmesinden ileri geliyor. O sıçramada insanın, öznenin, bireyin hallerinin sadece öznenin duyguları, ona has duygulanımları olmadığını, aynı zamanda evrenin de halleri olduğunu, alemin de halleri olduğunu söylemesinden kaynaklanıyordu bu sıçrama. Yani öznel kişisel düzlemi gerçeklik düzlemine, evren düzlemine, alem düzlemine taşıyıp ikisini bir arada, ikisini buluşturan bir Sufi Arabi. Yani bizim hallerimiz, özetlemek gerekirse, evrenin de halleri, içeride olan, duygularımızda olan, dışarıda da olan şeylerden farksız. Yani yaşananıyla, içerisiyle, dışarısı, yani var olan bir anlamda özdeş. İlk olarak bundan bahsetmiştik geçen sohbette. Şimdi Arabi'nin felsefesi bir tecelli ve sürekli yaratım felsefesi. Yani her şey tecelli edip duruyor. İnsan, alem, etrafımızdaki her bir şey. Yani tecelli ne demek? Yani belirmek, görünmek. Yani meydana gelmek, aydınlanmak, ışıklanmak, örtünün kalkması. Hemen burada Heidegger'le bir bağlantı da görebilirsiniz. Yani sırların açığa çıkması, bir tür başkalaşma, oluşma, belirme ve görünme üzerinden gidersek, yani bir şeylerin, insanların, her bir nesnenin sürekli olarak bir belirme sürecinde olduğunu, sürekli bir yaratım sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Tecelli felsefesi olması Arabi'nin bu bakımdan bir belirme felsefesi olmasına götürüyor bizi. Batı felsefesiyle ve fenomenolojiyle ilgilenenler aslında burada kendilerine çok malzeme bulabilirler. Belirme felsefesi o doğal olarak fenomenolojiye bizi yollar. Şimdi ve çok ilginç olarak şunu söylemiştik. Tıpkı Spinoza'daki sevinç konusunu ele almamız gibi Spinoza'da düşünmeye eşlik eden bir sevinmeden bahsetmiştik ya. Burada da Arabi'nin felsefesinde de her belirme, her tecelli doğal olarak bir zevk ve neşe saçıyor. Yani bir şey ortaya çıktığında, göründüğünde bir zevk saçarak görünüyor. Ve Arabi açısından bunun bu tecellinin keşfedilmesinin ilmi, zevk ilmi, zevkler ilmi. Yani evrendeki etrafımızdaki şeyleri keşfederek, onları müşahede ederek zevkler ilmine adım atmış oluyoruz. Zevkler ilmine adım atmak, yani vecd ve keşif ilimleri olarak da bunları adlandırıyor Arabi. Dikkatinizi çekerim. Vecd ve keşif ilimleri, yani esrime ve keşfetme ilimleri. Ve zaten her birey kendi duygusal yetenekleri, kendi beden yeteneği ve hayal gücü ölçüsünde varoluştaki tecellileri keşfedebiliyor. Yani şimdi bu tecellilerin zevk vermesi ve sürekli tecellilerin devam etmesi, sürekli yaratımın olması, evrende her an her şeyin değişmekte olması, hiçbir şeyin tekrar etmemesi Arabi'de özsel bir öneme sahip. Varoluştaki her tecelli bir zevkle geliyor demiştik. Varoluşta sürekli yaratım halinde olduğuna göre sınırsız, sonsuz bir zevk aleminden bahsediyoruz varoluş açısından. Yine geçen sohbette Arabi'deki her değişimin, evrendeki her değişimin, her hareketin sevgiden kaynaklı olduğunu, Hakk'ın var olanlara duyduğu sevgi ve merhametin bu varoluşu kuşattığını,
Ve aslında belirmede ve tecellide saçılan sadece neşe ve mutluluk değil, belirme ve tecellide, görünmede, her bir şeyin görünmesinde, yeni bir şeyin görünmesinde aslında ortaya çıkan şey aynı zamanda neşeyle birlikte sevgi ve hakkın insanlara duyduğu, halka duyduğu, insanlar halka duyduğu merhamet ve sevgi. Yani insanların, evrenin varoluş sebebi hakkın onlara duyduğu sevgi. Ve bu sevgi de her bir insanda ve her bir nesnede, alemde farklı farklı bulunmakta, farklı derecelerde bulunmakta. Şimdi yine Arabi'de her bireyin kendi kalp gözüyle kendi Rabbine ulaşması, özel Rabbine ulaşması ve ancak kendi özel Rabbi vasıtasıyla mutlak hakka ulaşmasından bahsettik. Yani her birimiz kendi yeteneklerimiz, duyusal yeteneklerimiz, bedensel yeteneklerimiz, arzu yeteneğimiz, her gücü yeteneğimiz ölçüsünde bir özel Rab oluşturuyoruz. Özel bir Rab yaratıyoruz. Bu Arabi'de hassas ve önemli bir konudur. Dikkat edin, kendi inancımızı kendimiz yaratıyoruz. Ve o inancı yaratarak mutlak hak ile bir bağlantı kuruyoruz. Yani mutlak hak ile doğrudan bağlantı kurmak gibi bir şey söz konusu değil. Her bireyin kendi zihninde, hayalinde, bedeninde yarattığı inanç ile ancak mutlak hakla bağlantı kurması söz konusu. Yani bir dolayım var, bir aracı var gibi neredeyse düşünebilirsiniz. Ve bu özel Rabbin niteliğini de her bireydeki yaşam ve arzu gücü belirlemekte. Bunlardan birazdan biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Şunu da söylemiştik geçen sohbette. İnanç için, yani Arabi inanç, inanmak için insanın önce alemi tanıması gerektiğini, yani alemdeki hakkı, alemdeki sevgiyi tanıması gerektiğini, her bir nesnede farklı farklı bulunan dereceleri tanıması gerektiğini, ancak bu şekilde evrendeki farklı dereceleri, farklı mertebeleri, farklı sevgi kaynaklarını ve tezahürlerini keşfederek kendini tanıyıp kendine dönebileceğinden bahsediyor Arabi. Yani Arabi'nin kendini keşfetme deneyimi aslında alemi ve etrafı, evreni, hakkı keşfetme deneyiminden farklı değil. Yani ancak dışarıya yönelerek, dışarıdaki alem akışını kavrayarak kendi içimize dönebiliyoruz. Hakikat ve bilgelik bu şekilde oluşuyor. Yine geçen sohbetlerde bahsettiğim Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Hallacı Mansur'daki insan, doğa ve Tanrı üçlemesi burada da bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu bakımdan soruluyordu, söylemek isterim. Aslında Arabi panteist değil. Neden panteist değil? Çünkü Arabi doğaya tamamen hakkın bütünlüğünü ve tüm kişiliğini atfediyor değil. Doğa hakkın bir yansıması ama hakkın kendisi değil. Bu önemli bir şey. Yani doğadan ayrı ve ondan münezzeh bir varlığı var hakkın, mutlak varlığı. Bunu da not etmiş olalım. Soran arkadaşımız vardı. Tabii yansıması olması, evrenin hakkın yansıması olmasını olumsuz ve düşük bir şey olarak gibi düşünebiliriz ilk anlamda ama birazdan daha da derinleştirdiğimde neden Arabi'nin evrenin insanın hakkın yansıması olduğunu söylediğini anlayacaksınız. Şimdi evrene ve kendine verilen değer hakka verilen değer oluyor tabii doğal olarak Arabi'de. Yine Füsusül Hikem'den bahsettim. Kavramsal bir dili ve çıkarımlı olan bir yapıt. Ben bu yapıtı öneriyorum felsefe tarafından işe bakmak isteyenlere. Tabii Arabi'nin bütünüyle ilgilenmek isteyenler için ciltler dolusu Türkçe'de çevrilmiş. Başka yapıtlar da var. Ama ilmi ilahi, yani tanrısal ilim dediğimiz şeyle, metafizikle yani ilgileniyorsanız Füsusül Hikem sizin için başucu kaynağı, başvuru kitabıdır. Kavramsal olarak bu kitapta çok kısaca özetlemek gerekirse sürekli yaratım fikri, tanrı-alem ilişkisi, kamil insan, içkinlik, aşkınlık, tenzih, teşbih, birlik, çokluk, fena, beka, beden, ruh ve elbette her peygamberin kendine has hakikati konuları vardır. Zaten her fasıl, her kısım, bölüm bir inci, bir hikmet incisi olarak her peygamberin taşıdığı hakikati anlatır. En son peygamber de Hz. Muhammed olarak özel olarak en sondaki peygamber de ona ait bir hakikatle, Hz. Muhammed'in hakikatiyle kitap bitiyor. Yani ama hani peygamberlerin hakikati sizi şey yapmasın, yani sadece dini bir kitap olduğuna dönük bir algıya ya da önyargıya götürmesin, öyle değil. Öyle değil. Şimdi
Yeniden tekrar yavaş yavaş Arabi'ye doğru ilerlersek, Arabi'nin temel meselelerinden birisi mutlak hakikatin, hakkın bir olması, tek olması. Yani monizm. Tek bir, mutlak bir hakikati var. Ve her şey, evren, insan ondan kaynaklanıyor. Onun bir yansıması. Böylece şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Arabi'nin yönteminde de bizim dikkatimizi çeker bu, dikkatli bakanlar için. Evren hem hakkın aynısı hem de değil. Hem aynısı hem de değil. Çünkü birazdan bu konunun içeriğini daha da açacağım başka örneklerle. Ama yani hak hem evrende bulunuyor hem bulunmuyor. Hem evrene benziyor, hak hem benzemiyor. Yani hem teşbih hem tenzih var. Teşbih benzeme, tenzih de uzakta ayrı durma, uzakta durma. Hani münezzehlikle de bağlantısı kurulabilir. Yani hem içkin hem aşkın. Yani hak ve öyle bir hak ki bütün bu birlik ve mutlak birliğe rağmen başkalık ve farklılığı kabul edebilen bir hak. Allah yani. Şimdi bu mutlak olanın üzerinden ilerlersek Arabi de hikmet adını aldığını, ezeli olanın bilgisinin hikmet olarak nitelendirildiğini gördük. Ve bu hikmete Arabi'de ancak kalple ulaşılabilir. Gönül gözü dediğimiz, kalp gözü dediğimiz şey hakikatin bilgisi kalp yoluyla kavranabilir. Hakikat dediği de, ezeli hakikat dediği de Arabi'nin şeylerin Tanrı'daki halleriyle bilgisi. Yani aslında bu kalbin tanrısal bir bilme yeteneği var anlamına geliyor. Bu akıl bilmesinden çok farklı bir bilme. Onu da not edelim. Çünkü vecd ederek ve keşfederek, yani esriyerek ve kendine gelerek, fena ve beka hali içerisinde gerçekleşen bir bilme. Kalbi tanrısal bilme. Ve yine geçen sohbette şundan bahsetmiştik. Demiştik ki insan hakkın bir kelimesidir. İnsan Tanrı'nın bir kelimesidir. Tanrı insanı üfleyerek yaratmıştır. Ve benzer bir şekilde kelimeler de insanlar tarafından üflenerek yaratılmıştır. Bu bakımdan esasında kelimeler ve insanın kendisi kalbin işaretleridir. Yani kelimelerimiz bizim kalbin işaretlerini ve hikmeti taşıyorlar. Tıpkı bizim bedenimizde ve varlığımızda Allah'ın bir kelimesi olarak onun tanrısallığını, ilahiliğini taşımamız gibi kelimeler de bizde bulunan şeyin özün ilahi görünümlerini taşıyorlar. Yani kelimeler aslında kalplerin hikmetini, ilahi bilgi taşıyorlar. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Kelime, dil çok önemli bir yere sahip Arabi'de. Yine dil felsefesiyle ilgilenenler bu kelimeye verilen özel değer üzerinden kendilerine yeter, çok ciddi malzeme bulabilirler Arabi'de. Yani kelime neredeyse Arabi'de metafizik bir varlık. Kalbi hikmetin varlığı. Yani kelime kalbi hikmetin metafizik varlığı gibi bir şey. Ben bunu kendim niteliyorum bu şekilde. Çok önemli bir kavram, kelime kavramı. Yine konu başlıkları halinde geçiyorum. Sohbetimizi çok çok böyle derin ve teknik bir şeye dönüştürmemek için. Elbette söylediğim her şeyin belli bir gerekçesi ve arka planı var ama bütün arka planları ve gerekçeleri burada anlatmak bunu bir sohbet olmaktan, küçük bir sohbet olmaktan çıkartıp büyük bir sohbete dönüştürürdü. Şu aşamada buna gerek görmüyorum. Zaten konseptimize de uymazdı. Şu mertebeler ve dereceler mevzusuna bir geri gelelim. Şimdi mertebeler ve dereceler mevzusunu anlamak, Arabi felsefesini anlamak için önemli bir konu. Mertebeler ve dereceler mevzusu. Ne demiştik? Her varlığın, her nesnenin, her şeyin bir mertebesi var ve bu mertebeye karşılık düşen bir anlamı var. Yani mertebeyi varlığımız olarak düşünürsek anlamda bilgimiz o gibi olacak. Yani hani ontolojik ve epistemolojik bir şey var burada. Mesela her birimizin kalbinin bir mertebesi var ve her birimizin kalbinin başka bir anlamı var. O mertebeye uygun bir anlamı var. Ve herkes için bu farklı farklı. Çünkü hepimizin yetenekleri, potansiyelleri farklı, dereceleri farklı. Böyle olunca mertebelerimiz de farklı. Yani hiç kimsenin, hiçbir şeyin, hiçbir nesnenin bir mertebesi aynı değil. Anlamı da aynı değil. Büyük bir okyanusta, sonsuz bir alem içerisinde her şeyin kendine has bir yeri ve mertebesi var. Öyle diyebiliriz. Şimdi zaten Arabi'yi bazen çok zorlaştıran şeylerden birisi, ilginç bir not olarak bunu düşelim.
kelimelerin de mertebeleri var. Hatta bir kelimenin birden çok mertebesi var. O yüzden bazen Arabi'nin kendisi metinde bahsederken bir bahsettiğiyle öbür bahsettiği uymayabiliyor gibi görünüyor. Ama aslında mertebe farklılıklarına ve farklı anlamlarının kullanılmasına ileri geliyor. Bunu da bir not olarak düşerim buraya. Ve yine şunu söyleyelim. İnsan bütün alem içerisindeki en yüksek mertebe sahip varlık. İnsanlar içerisinde en yüksek mertebe sahip varlık da peygamber, Hazreti Peygamber, alemin en yüksek varlığı. Şimdi kalp bilgisinden bahsettik. Peki akıl felsefenin biliyorsunuz kurucusu. Akıla ne oluyor Arabi'de? Kalp ve akıl bağlantısı, akıl adeta kalbin hizmetine giriyor. Burada hayal gücü olarak düşünebiliriz kalbi. Ya da kalp ile aklı bağlayan şeyi hayal gücü olarak düşünebiliriz. Şimdi peki ne demek hayal gücü? Yani hayal gücü dediğimiz şeyi aslında şöyle nitelendiriyor Arabi. Her akıl düşünürsek tasavvur ederek, canlandırarak ancak şeylere nüfuz edebilir. Bir şeyleri anlayabilir, düşünebilir. Esasında Arabi bize farklı bir düşünme tarifi, tefekkür tarifi de veriyor. Yani soyut, nedenselliğe sınırlanmış, bir önermedeki mantığa sınırlanmış bir şeyden değil, bizatihi yaşamın kendi mantığından bahsediyor. Yani ve bu hayal gücünün yaşamın kendi mantığı olduğunu söylüyor. Zaten kendisi de bir hayal gücü metafizi yapıyor, demiştik bunu. Şimdi peki, çünkü zaten geçen sohbetin sonunda da söylediğimiz gibi evrenin kendisinin de bir hayal olduğunu ve dışarıdaki gerçeklik dediğimiz şeyin en yüksek hakikatinin de onun bir hayalden ibaret olduğunu anlamak. Olumlu anlamda bu arada hayal olması onu düşürmüyor Arabi için. Anlamak zaten aslında bizdeki evrenle temas eden şeyin de hayal gücü olduğunu anlamak bir nevi. Yani hayal gücü kurucu bir role sahip Arabi'de ama Kant'taki gibi bir role sahip değil. O anlamda karışmamasın. Ve bu her şeyin bir hayal olması ve insanın hayal gücüyle insanın aklının hayal gücünün hizmetine koşulması ve hayal gücünün kalple akılı bağlayan bir şey olması çok kurucu ve pozitif bir role sahip. Yine şöyle demiştik. Orada bitirmek zorunda kalmıştık. Evren Hakk'ın, Allah'ın bir yansıması. Ayna teorisi olarak bunu adlandıranlar var. Arabi'deki ayna teorisi tıpkı insanın da aslında alemdeki bir yansıma oluşu ve doğal olarak Tanrı'nın yine bir yansıması oluşu. Alemin büyük insan oluşu, insanın insan olarak Hak karşısındaki konumu. Yani ve bütün tecelli eden her nesne, etrafımızda olan her şey aslında o ayna, büyük sonsuz aynanın içerisindeki bir parça. Ve her varlık, her varoluş kendi mertebesi ve derecesi dahilinde o aynanın içerisinde yer alıyor. Yalnız şu önemli, bunu vurgulamak istiyorum. Hiçbir nesne, hiçbir insan, hiçbir evren hakkı olduğu mutlaklığıyla bize gösteremez. Göstermez. Yani yansımanın sınırlı bir şey olduğunu ve mutlak hakikatten daha aşağıda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani hakkın mutlaklığı ve birliği alemin varoluşundan, insanın varoluşundan daha üst bir düzeyde. Dolayısıyla panteist mi sorusuna yine bir yanıt oluşturuyor bu. Doğa ya da evren ya da insan Tanrı'nın hem kendisi hem değil. Bu önemli. Hem kendisi hem değil. Çünkü mertebesi sınırlı ve alem de insanda yaratılmış bir şey ama hak yaratılmamış bir şey. En büyük fark bu Arabi'de. Hakkın mutlaklığının en büyük kanıtı ve insanın sınırlılığın ya da alemin sınırlılığının ya da derece ve mertebe olarak mutlak hakikatten düşük, altta olmasının nedeni alemin yaratılmış olması. Aynı şekilde insanın da. Ayna teorisini de bu şekilde konuşmuş olduk. Tabii ayna teorisi şuna da götürüyor. İnsan alemi ve kendini keşfettiğinde hakkı da keşfetmiş oluyor. Yani yansımanın kaynağına da bir şekilde kendi sınırlı çerçevesi içerisinde gönül gözüyle ulaşmış oluyor. Bunu da zevk ilimleriyle yapıyor, söylemiştik. Bu zevk ilimleri çok ilginç bir şekilde yine burada dikkatinizi çekmek isterim. Arabi ayak, koku ve yüz ilimlerinden bahsetmekte. Bunun ayrıntılarını Fütuhat-ı Mekkiye'de de görebilirsiniz. Füsnül-i'kem'de de yer yer geçiyor. Yani bedenimizle zevke varma yollarından neredeyse bahsediyor. Yürüyerek, koku alarak, bir şeyi tadarak. Buradaki bedensellik yine
modern çağdaş felsefe çalışanların da ilgisini cezbedebilir. Pek rastlamadığımız bu gelenekte pek rastlamadığımız şeyler bunlar. Yani esirmek için bedensel faaliyette bulunmak gibi bir şeye varıyor düşünce. Şimdi gelelim bugünkü konumuza doğru gelmiş olduk. Özeti hali bile biraz uzun sürdü gördünüz. Belki bugün biraz süremizi aşarız ama Arabi konusunu bu sohbette sohbet konusu olarak bitirmek istiyorum. Arabi hiçbir zaman bitmez elbette. Çok derinlikli bir filozof. Ama elimden geldiğince hani size ufak tefek zihin açıcı şeyler söylemeye çalışarak eğer yapacaksanız bir Arabi okuması bir ön ufuk olarak hani sizin önünüze koymaya çalışıyorum. Yoksa burada onun hakkını verebilmek gerçekten çok zor. Şimdi böyle ufak ufak başlayıp böyle provokatif polemik oluşturabilecek yerlere doğru kendi Arabi okumamı götüreceğim. Ama tabii ki kendi Arabi okumam diyorum ama Arabi'nin yazdıklarından çıkardıklarım bunlar. Benim tümüyle kendi uydurmalarım değil. Provokatif ya da polemik konusu olması mevzusunu da konu açıldıkça anlayacaksınız. Şimdi birincisi mesela şöyle bir yerden girelim. Şunu diyor. İnsan hakkın gıdasıdır. İnsan hakkın gıdasıdır. İnsan küçük varlığıyla hakkın gıdası olabiliyor. Yani hak için gıda oluyor insan. Yani hak insandan besleniyor. İnsan haktan besleniyor ama orada durmuyor abi. Bu tek taraflı bir ilişki değil. Yani insan hakkın emrinde ve hizmetinde evet ama hak da insandan faydalanıp hak da insan sayesinde besleniyor. Nasıl besleniyor? Yani hak ve insan ilişkisi tek yönlü değil. İnsan sadece itaat eden, ibadet eden, korkan, pasif bir varlık biçimi, teslim olan bir varlık biçimi değil. Aynı zamanda dinamik ve etkin bir yönü de var. Peki yani nasıl mı? Mesela herhangi bir tecellide açılan zevk, ortaya çıkan zevk hak için de açılmış oluyor. Yani hak da bundan zevk alıyor, haber alıyor bu tecelliden. Ve insan sayesinde oluyor bu. Adeta insan hakkı kendi derecesi nispetinde gerçekleştirmiş oluyor. Bu çok önemli. Yani insan kendi bedeniyle, kendi imkanlarıyla hakka haber ve zevk verebiliyor. Yani insan dediğim gibi etkin ve dinamik bir rol oynayabiliyor. Bu varoluş dairesinde. Yani insandan hakka, haktan insana da. Yani iki taraflı. Anlatabiliyor muyum? Yani ve Arabi'nin çok enteresan olduğunu düşünebileceğimiz alıntıları var. Şöyle bir size okumak istiyorum. Ben ve insan ve hak ilişkisi önemli. Dairiselliğini iyi anlamamız lazım. Yani insanın sadece hakkın hizmetinde ve ona itaat eden bir konuda olmadığını ama hakkı zenginleştiren adeta ve neredeyse hani kendi sınırlı nitelikleriyle hakkı tamamlayan bir yerde durduğunu anlamak gerçekten ilginç, kurucu. Ve genel olarak klasik İslam anlayışıyla gerçekten çok ters. Mesela şunu söylüyor Arabi. Sayfa 114'te Füsul-i Hikem'de. Dairesel ilişkiyi örneklendirmek için söylüyorum. Ben kulun kendisiyle yürüdüğü ayağı, tuttuğu eli, konuştuğu dili olurum. Yani ben mesela bir ya da herhangi birimiz yürüyoruz ya da bir şeyi tutuyoruz ya da bir şeyi konuşuyoruz. Hak yapıyor bunu. Neredeyse hak orada. Hak orada. Böylece hak halk oluyor. Ya hak insanlar oluyor. Hak alemden kulundan bilgi alıyor, zevk alıyor. Şimdi mesela yine Arabi aynı sayfada alıntıya şu şekilde devam ediyor. Böylece şöyle dersin. Varlık bütünüyle haktır ya da halktır. Bir yönden halktır, bir yönden haktır. Tecelli eden ve tecelli edilen aynıdır. Yani burada insanın hakla Allah'la olan ilişkisinin daireselliği ve insanın neredeyse hakkın kendi kendini tamamlamasına katkı koyması gibi bir durum söz konusu. Çok ciddi bir burada
radikal bir yorumla karşı karşıyayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Radikalliğini de herhalde kendi bildiğimiz inanç anlayışıyla da kıyaslayarak anlayabiliriz. Yani insan neredeyse hakkın bir uzantısı olarak hakkı gerçekleştiriyor. Yeni bir uzantı oluyor. İnsan varoluşu, insan bedeni, insan ruhu. Şimdi şöyle bir şey var. Yine bu konuyu geride bırakırsak, kamil insan konseptini biliyoruz. Kamil insan, tam insan, yetkin insan, tasavvufta önemli. Şimdi Arabi demekte ki tecelliler sonsuz ve sınırsız olduğu için bilme hali de sonsuz ve sınırsız. Dolayısıyla biz hep bir yükselme halindeyiz. Bunu aşmak istiyorum. Ne demek bu? Eğer görmesini bilen keşif ehline diyor Arabi, evren sürekli yeniden başlar. Her tecellide yeniden yeni bir başlangıç vardır. Ve her tecellide yeni bir başlangıç vardır ve bütün bu yeni başlangıçlar ezeli olanın bilgisini taşır. Yani sürekli yaratımın bilgisini taşır. Arabi diyor ki etrafımızdaki, evrendeki, alemdeki hiçbir şey, kendimize dair hiçbir şekilde aynı şekilde var olmuyoruz. Hiçbir şekilde tekrar etmiyoruz. Her şey farklılaşıyor, her şey başkalaşıyor. Yani bunu gören gözler, ehil gözler, arif gözler görür diyor. Ve vurguya dikkat edin. Şöyle bir şey var. Arabi açısından. Bu sonsuz başkalık ve sürekli yaratımda insan alemi keşfederken bir tecelliden bir diğerine bir tecelliden bir tecelliden bir diğerine geçiyor. İnsan bir tecelliden bir diğerine geçiyor. Yani bir şey beliriyor. O şey yok olup gidiyor. Başka bir şey beliriyor. Ve Arabi bu dönüşümü, bu süreci, bu bir şeyin belirmesi, yok olması ve başka bir şeyin başlamasını fena ve beka halleriyle açıklıyor. Yani fena ne demek? Kendinden geçmek, esirmek. Beka da kendine gelmek, tekrar şuura gelmek. Yani bütün varoluşumuz, bütün alem tecelli mantığında şu oluyor. Bir şeyler kendinden geçiyor. Yok yani adeta yok oluyor ve bir şeyler yeniden başlıyor. Bir şeyler yeniden başlıyor ve bir şeyler yok oluyor. Bir tecelli sona eriyor, bir diğerine geçiyoruz. İşte bu fena ve beka halleriyle mümkündür. Yani aslında keşfetme dediği Arabi'nin o halde şu. Bir tecelliyi de bir belirmede aşkla kendinden geçmek, hakkı onda bulmak bir başlangıçta ve sonra yeniden kendine gelmek. Varoluş bütün bu sonsuz başkalık ve sonsuz kendinden geçme ve sonsuz kendine gelme, her şeydeki aşkı böyle her seferinde farklı bir şekilde zevkle deneyimleyerek var olma meselesi. Şimdi Arabi'den alıntı yapıyorum. Füsul Hikem'den yine. Keşif ehli, yani kim olduğunu söyledim bu keşfedin. Allah'ın her nefeste tecelli ettiğini ve tecellinin tekerrür etmediğini görür. Tecellinin tekerrür etmediğini görür. Aynı zamanda her tecellinin yeni bir yaratma getirip başka bir yaratmaya götürdüğünü gözler. Dikkat edin. Yeni bir yaratma getirip her tecelli yeni bir yaratma getiriyor. Başka bir yaratmaya da götürüyor. Yani yok ediyor. O halde yaratılışın birisinin gitmesi diğer tecellinin verdiği şey nedeniyle tecellide fena ve bekanın ta kendisidir. Yani görünme ve gitme. Sürekli yaratımın anahtarları bunlar. Görünme ve gitme. Fena ve beka. Şimdi ve burada giremeyeceğim o konuya ama her fena ve bekada ortaya çıkan yepyeni başlangıçlardan bahsetmiştim. Yani her şey yeniden başlıyor her seferinde. Yani bu bilgeliği alabiliriz Arabi'den. Hiçbir şey tamamıyla bizi etkisi altına alamaz. Hep onun elinden kaçan bir başlangıç, taze bir şey vardır. Ve her şeyi o taze başlangıç üzerinden yeniden kurabiliriz. Taze bir keşif üzerinden, taze bir kendinden geçme üzerinden, taze bir aydınlanma anı üzerinden. Bu Arabi'de çok bizi etkileyen bir düşünce. Şimdi peki kamil insan da işte bütün bu anlattığımdan sonra Arabi için şu oluyor. Fenasını ve bekasını dengelemiş, birlikteki çokluğu ve çokluktaki birliği keşfetmiş insan. Yani ne demek bu? Mutlak hakkın varlığını şeylerde tespit etmiş. Ve ondan ayrı olarak şeylerden ayrı bir mutlak varlık keşfetmiş. Güzel bir ifade oldu sanıyorum. Bengü dönüşmü demiş. Ya benzeyen şeyler çok fazla var. Çok fazla var. Tabii farklı şeyler var. Benziyor Bengü dönüşe.
Evet, benziyor diyebiliriz ama farklı tabii. Şimdi yani kamil insanın fenasını ve bekasını, kendinden geçmeyi, aşkla kendinden geçmeyi ve kendine gelmeyi dengelemiş insan olduğunu söylüyor Arabi. Yani sürekli sarhoşlukla gezmekten değil, aynı zamanda o sarhoşluktan bir şuur çıkarmaktan bahsediyor Arabi. Yani şuurla, esrimeyle şuur, bir kalp şuuru birbiriyle birlikte gitmeli, dengeli olmalı. Yani sadece kendinden geçerek, sadece aşktan, hiçbir şeye dikkat et, kesilmeyerek, hiçbir şeyi değiştirmeyerek değil. O şekilde var olmak değil. Burada ciddi bir yeni bir akıl, bilinç var. Peki, birlikteki çokluğu, çokluktaki birliği keşfetmek. Allah'ı keşfetmek ne demek? Allah ne demek? Allah'ın niteliği, Hakk'ın niteliği, Allah'ı nasıl tanımlayabilirsin? Arabi'de önemli bir mevzu. Yani Hak Arabi'de nasıl nitelenebilir, nasıl tanımlanabilir? Aslında bütün İslam felsefe tarihinde, bütün Sufi tarihinde de zaten bu tartışmalar, Mutezile olsun, Eşariler olsun, çok farklı boyutlarda var. Kelamcıların farklı yorumları. Ama Arabi çok özgün bir yorum getiriyor. Onu da size okuyorum. Arabi'nin dehasını, inceliğini, yaptığı bu ayet yorumlarında onun kafasının nasıl başka türlü ve derin çalıştığını görebilirsiniz. Allah'ın niteliği ve Hakk'ın niteliği olarak şunu söylüyor. Hani hem dedim ya, hem böyle hem değil. Hem şöyle hem böyle. Şimdi oradaki mantığı iyi izleyelim. Allah'ın niteliğini anlamak için, Allah'ın ne olduğunu, kim olduğunu anlamak için şöyle bir örneği var. Teşbih ve tenzih, olumlama ve olumsuzlama bir arada. Ne olduğunu açacağım. O da şu. Onun benzeri yoktur. Allah'ın benzeri yoktur. Bir ayet. Başka bir ayet. O işiten ve görendir. Şimdi nasıl bir şey var görebiliyor musunuz? İlk ayet olumsuzlama. Yani tenzih, münezzeh kılma. Dışarıya tutma, ayrı tutma mantığı. Onun benzeri yoktur. Yani o evrende hiçbir yerde yoktur. Hiçbir şey onun benzeri olamaz. Olumsuzlama. Olumlama ve benzetmeye geliyorum. Ay, başka bir ayet, o işten ve görendir. Yani Hak hem bu evrendedir hem değildir. Hak hem benzer hem benzemez. Bu şekilde tarifliyor Arabi. Yani sadece benzer dersek hata etmiş oluruz. Ama evrende yoktur, Allah hiçbir şeye benzemez dersek yine hata etmiş oluruz. İki boyutu da bir arada götürmemiz lazım Arabi için. Ki Arabi İslam tarihinde Allah münezzehtir, hiçbir şeye benzemezin ağırlığının farkında ama buna da karşı çıkıyor. Bu olamaz diyor. Sadece tek başına olamaz bu diyor. O zaman hiçbir şeyde ilahlık, Allah'tan gelen, Allah'ın yarattığı şeylerde ilahlık nasıl olmaz sorusu. Bunu kabul etmiyor. Yani ilahlığın parçası olmalı Allah'ın yarattığı şeylerde. İlahlıktan pay almış olmalılar. Şimdi peki, yetkin insandan bahsetmeye devam ediyoruz. Yetkin insanın hakkı nasıl anlayabildiğini söyledik işte bu teşbih ve tenzihte. İnsanın Arabi'deki amacı, bu bahsettik, Hakk'ın gözeticiliğini, fışkıran rahmeti keşfetmek evrende. Hani dedik ya, zevk ilimlerinde her tecellide zevk fışkırıyor her şeyden. Sadece zevk fışkırmıyor. İşte orada tecellinin özünü gören, gönül gözüyle gören insan Hakk'ın rahmetini, esirgeciliğini ve koruyuculuğunu da görüyor. Ve çok ilginç başka bir şey var burada. Arabi iyiliğin kötülüğe üstün olduğunu söylüyor Hak açısından. Ve sadece onu da söylemiyor. Rahmetin gazaba üstün olduğunu, affetmenin cezalandırmaya üstün olduğunu. Tıpkı Hakk'ın bilinme isteğinin saklı kalmaya üstün oluşu gibi. Şimdi yani iyilik, olumlu şeyler her zaman Allah'ın hikmeti açısından olumsuz şeylere üstün geliyor. Ya yani Allah iyilikte olan şeylerin üstün olduğu bir güç Arabi için. Diğerleri yok demek değil bu. Diğerleri de var, gazap da var ama iyilik gazaba üstün geliyor. İyilik kötülüğe üstün geliyor. Zaten diğer türlü kötülük ve gazap yoktur dersek o zaman evrendeki şeylerin varlığını, kötü olan şeylerin varlığını açıklayamayız diyor. Ama her zaman rahmet gazaba üstün geliyor. İyilik kötülüğe üstün geliyor. Yani kötülük iyiliğin altında kalıyor. Şimdi teki o zaman rahmeti, hakkı keşfeden insan tabii ki şunu da keşfetmiş olacak. Tanrı'dan gelen bir yaratılmış olarak insanın da görevi o halde ilk görevi evreni, alemi ve kendini gözetmek. Canlıyı, yaşayanı gözetmek, yaratılmışı gözetmek. Ancak bu şekilde hakkı gözetmiş olacak aslında. Çünkü her bir şeyde hak var.
Kendisi de dahil buna. Dolayısıyla her bir şeyi gözetmek, korumak, esirgemek durumunda insan. Kamil insan bu amaçla yaşar diyor. Yaşamak ve yaşatmak aslında. Öyle diyebiliriz. Canlıları gözetmek, sadece aşk ile kendi kendine var olmak değil, aşk ile var etmek de aynı zamanda. Yani bu şuur mevzusu, bu bilinç mevzusu önemli. Yani tek başına kendi halinde kalmak gibi bir şey yok burada. Aşk ile var etmek de var. Şekillendirmek, dönüştürmek de var. Etrafına etki yapmak var Arabi'de. Pasif değil birey. Ya da meczup gibi sadece gönül aşkından, şarabından içmiş ve tek başına geziniyor gibi değil. Öyle şeyler de var Sufi tarihinde biliyorsunuz. Ama öyle değil Arabi'de. Gerçekten bir bilinçlenme, aydınlanma sürecinden bahsediyoruz burada. Bir yükselme sürecinden bahsediyoruz. İnsanın yani dolayısıyla insan ilk mutluluk yolu hakkın rahmetini ve gözeticini anlayarak kendini ve evreni gözetmek. Ancak bu şekilde mutlu olabilir. İkinci bir mutluluk yolu var insanın. O da kendi yetkinlikleri, kendi yetenekleri ölçüsünde bu gözeticiliğe sahip çık, gözeticiliğe sahip çıkmak ve kendini gerçekleştirmek. İnsan kendini gerçekleştirerek, kendi yeteneklerini, kendi potansiyellerini gerçekleştirerek ancak varoluşunu tamamlayabilir, varoluş döngüsünü tamamlayabilir. Yani bedeninin güçlerini, duygu güçlerini, hayallerini gerçekleştirerek ancak insan kendini gözetmiş olur. Yani huzurun ve barışın yolu aslında etraftaki rahmeti görmek ve aynı zamanda kendi yeteneklerini gerçekleştirmek Arabi'de. Çünkü kendi yeteneklerini gerçekleştirdiğinde, bakın yine ilginç bir nokta, hakkı gerçekleştirmiş oluyorsun. Yani Allah'ı gerçekleştirmiş oluyorsun. Bireyin gücüne bakar mısınız? Kendi tabii ki derecesi, mertebesi ölçüsünde. Yani hakkı hak mutlaklığıyla gerçekleştirmiyor. Ama ilahi bir şeyler gerçekleştiriyor ve hak için gerçekleştiriyor. Hak bundan haber alıyor, hak bundan zevk alıyor onun ilahi bir şeyler gerçekleştirmesinden. Yaşamasından, yaşatmasından zevk alıyor halk. Hak. Şimdi tabii doğal olarak tahmin ederseniz cezalandırma, gazap, öldürme Arabi'de kınanıyor. Çünkü bu yaşamı koruyan, yaratılışı koruyan bir şey değil. Başta kendimize zarar vermek, hakka zarar vermek oluyor. Şimdi güzel bir alıntısı var Arabi'den güzel bir alıntı yapacağım. Tabii yine şunu rahmetin etrafı kuşattığını, zevkin etrafı kuşattığını, esirgeyici bir varlığın her şeyde bulunduğunu keşfetmek soyut düşüncelerle olacak bir şey değil. Yani aslında burada belki bir felsefeye karşı bir eleştiri de bulunabilir Arabi'de. Soyut düşüncelerle kendi kendine tefekkür ederek alemi gözetmeden, alemi müşahede etmeden, alemi keşfetmeden, seyretmeden yapılabilecek olabilecek bir şey değil. Şunu diyor sayfa 36'da Füsul Hikem yine. Ekrem Demirli çevirisi bu arada. Allah'ın rahmeti yayılmıştır var olanlara, işlemiştir hakikatlere, zatlara. Eğer rahmetin üstün mertebesini anladıysan, üstündür düşüncelerle öğretilemeyecek kadar. Yani rahmetin mertebesi düşüncelerle öğretilemeyecek kadar üstündür diyor. Düşüncelerden bahsettiği soyut düşünceler tabii ki. Burada kalbi deneyimin, kendinden geçmenin ve kendinden geçtikten sonra şuur kazanmanın öneminden ve kuruculuğundan bahsediyor yine. Şimdi, evet. Aslında iyi gittik sanıyorum. Biraz bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yani ben böyle sürekli üst üste söyledim, sıraladım ama aslında tahmin ettiğimden daha iyi gittik. Süremiz de bakıyorum. Süremiz de yani o kadar kötü durumda değiliz sanıyorum. Şimdi iki özel konuyla ve biraz hani polemik oluşturabilecek iki konuyla Arabi meselesini, sohbetini en azından bizim bu küçük felsefe sohbetlerimiz açısından şimdilik kapatacağım, kapatmak istiyorum. Başka konulara ilerlemek için. Türk felsefecilere belki birazcık daha değinirim bir dahaki sohbetimizde. Ama birazcık daha sohbeti Platon, Aristoteles, yani felsefenin temel meselelerine doğru yavaş yavaş çekmeye çalışacağım. Şimdi, Arabi'de yeni radikal bir konu. Dedim ya, polemik oluşturabilecek bir konu. Özel Rab konusu. Özel Rab konusu. Şimdi Tanrı'yı bilmede genişlik. Arabi'nin nitelemesi bu. Tanrı'yı bilmede genişlik. Ne demek? Şimdi Musa ve Harun fasl meselesinde Musa peygamber, Harun peygamberi
azarlıyor, ona kızıyor. Bu mesele de buzağa tapılma meselesi. Buzağa tapma, insanların, belirli bir insan grubunun buzağa tapma meselesi. Ve Arabi Harun peygamberin tarafını tutarak Musa peygamberin Tanrı'yı bilmede geniş olmadığını, Harun peygamberin Tanrı'yı bilmede geniş olduğunu ve buzağa tapılmasındaki meselenin özünü daha iyi kavradığını söylüyor. Çok ilginç. Nedir bu mesele peki? O da şu. Arabi diyor ki, yorum şu. Aslında insanlar buzağa da ilahi bir Rabbe tapıyorlardı. Ve buzağının yakılması o varlıktaki ilahiliği sona erdirmemiştir. Dolayısıyla insanlar ona tapmaya devam etmişlerdir. Şimdi burada tecelli mantığını yine hatırlarsak, Arabi kısaca şunu söylüyor. Bir buzağıda da ilahlık, tanrısallık tecelli eder. Çünkü o da mutlak haktan gelmiş ve yaratılmıştır. O da ilahlık, tanrısallık taşır. Ve insanların kendi mertebeleri açısından bir buzağdaki ilahlığa taptığını söylüyor. Buzağının içerdiği tanrısal öze taptığını söylüyor aslında Arabi. Ve bunu normal buluyor. Yani bunu hani putlara taptılar, bilmem neye taptılar şeklinde değil de her bir şeyde tezahür eden tanrısal özle ilgili görüyor. Yani buzağda da bir ilahi parça var ve insanlar buzağa yakılsa bile o ilahi parçaya inanmaya devam ediyorlar. Çünkü o da haktan geliyor ve her tecellide olduğu gibi o da bir ilahilik yansıtıyor. İlahilik saçıyor. Şimdi yani özel Rab dediği de işte buzağının burada kendisi bir özel Rab haline geliyor. Farklı mertebelerde farklı ilahi tecelliler gerçekleşiyor. Buzağda da ilahi bir tecelli gerçekleşiyor. Bir tanrısallık ortalığa saçılıyor. Ve bu inanmanın konusunu oluşturuyor. Yani buzağı saçtığı bu ilahi tanrısallık, bu tanrısallık da bu ilahilikle insanlara boyun eğdiriyor. Buzağının kendisi değil, buzağdaki ilahilik boyutu. Yani görünendeki görünmez olan. Çünkü Arabi şunu söylüyor. Tanrı'yı bilmede geniş olmakta bu. Her tecellide vardır Tanrı. Her nesnede, her şeyde, her olayda vardır Tanrı. Görmesini bilene. Her görünürde görünmez olan hüküm sürer. Ve buzağa tapılmasının nedeni de o görünmezin ta kendisidir. Hakkın kendisi değildir elbette burada tapılan. Ama onun o mertebedeki tecellisidir. O mertebede, yani buzağı mertebesindeki özel tecellisidir. Şimdi yani burada bir ilahi tecelli ve veçt söz konusu oluyor. Yani buzağa tapma mevzusunda. Ve puta tapma olarak hani küçümsenen genel olarak hakla, Tanrı'yla hiçbir şekilde bağlantılı olmayan bu konuda görünürle görünmezin nasıl bağlantısını kurduğuna bakın Arabi'nin. Görünürle görünmezin bağlantısı ve görünmezin görünür üzerindeki hükmü ve ondaki varlığı bulunuşuyla ilgili vurgusu çarpıcı gerçekten ve ezber bozucu. Şimdi yani buzağı ezeli olanın hükmü altında ve buzağı ona iman edenin gözünde bir yükseklik ve ilahilik yaymakta. O yüzden ona ibadet edilmiştir diyor. İman edenler o derece bakımından buzağdaki ilahlığa ondaki özel Rabbe inanmaktaydı. Yani bu inançta kınanacak bir şey yok. Ama birazdan açacağım. Bu düşük bir inanç biçimi ve insana layık olmayan bir inanç biçimi Arabi'nin gözünde. Çünkü buzağının insanın insanlığına hitap edecek hiçbir şey yok. Derece olarak, mertebe olarak çok aşağıda bir inanç biçimi oluyor ama yine de bir inanç biçimi oluyor. O vurgulamak istediğim şey oydu. O zaman şuraya gelelim. İkinci bir özel Rab konusu. Buradaki hani her tecellideki ilahilik mevzusunu sanıyorum biraz anladık. Her tecellide Allah tam bulunan şeyi ve inanmanın bu boyut üzerinden gerçekleştiğini en azından bu buzağı üzerine anladık. Ve Tanrı'yı bilmede genişlik olarak bunu övüyor neredeyse Arabi. Çünkü Harun peygamberin bu bilgeliği sahip olduğunu düşünüyor. Eğer Musa peygamber sahip değilken. Çünkü bu Musa peygamber bunu kınıyor. Şimdi peki şuraya gelirsek bireylerin inançlarında tecelli eden hak ile yani özel Rab ile mutlak hak arasında nasıl bir ilişki, nasıl bir ayrım var? Yani bizim her birimizin inancındaki hak mutlak hak mı yoksa özel Rab mi? Tabii ki mutlak hak değil. Hiçbirimizin inancı kalbi onu sığdıramaz zaten. Arabi için. Dolayısıyla her birimiz kendi inancımızı aslında kendi özel Rabbimizi üretmiş oluyoruz. Dikkatinizi çekiyorum.
biz üretiyoruz, biz yaratıyoruz kendi özel Rabbimizi. Ve o özel Rab üzerinden mutlak hak ile onun dolayımıyla temas ve iletişim, bağlantı kuruyoruz. Ve her bireyin kendi mertebesi, kendi derecesi, kendi anlamı ölçüsünde bir özel Rabbi var. Oluşturduğu, yarattığı bir özel Rab var. Yani her birey kendi yeteneği ve idraki ölçüsünde bir ilah tasavvur ediyor. Herkesin kendine özel bir Rabbi böylece inşa edilmiş oluyor birey tarafından. Ve bu tabii ki mutlak birliğini, Hakk'ın mutlaklığını, birliğini zedeleyen bir şey değil. Mutlak birliğin altında oluşan bir çoğulluk alanı. Dereceler meselesiyle ilgili. Yani hiçbir derece, insan derecesi, hiçbir insan varoluşunun derecesi, hiçbir insan varoluşunun derecesi mutlak Hakk'ın mutlaklığını sığdıracak bir derece değil. Dolayısıyla herkes kendi inancını yaratıyor, inşa ediyor. Arabi'de çok önemli bir şey. Bakın, herkesin inandığını zannettiği şey mutlak hak ya, öyle değil diyor. Özel Rab'be inanıyoruz, özel Rab üzerinden mutlak hakka inanmış oluyoruz ya diyor. Kendimiz inşa ediyoruz inancımızı. Kendimiz yaratıyoruz özel Rabb'i. Peki, çünkü nasıl, niye böyle çünkü? Peki neden böyle bir özel Rabbi yaratma mevzusu var Arabi'de? Çünkü şunu söylüyor Arabi, akıl sürekli hakkı tenzih ederken, yani hakkı münezzeh kılarken, yani bizden uzakta, bizden ayrı, tam bağımsız, tam üstte, yüksekte, bizimle hiçbir bağlantısı olmayan bir varlık olarak tasarlıyor akıl. Münezzeh, yani tenzih ediyor. Olumsuzluyor yani. Öte yandan hayal gücümüz onu somutlaştırmak, onu surete kavuşturmak istiyor. Buzağı önüne tekrar düşünürseniz. Hayal gücünün çekimine kapılıyoruz aslında biz inanırken. Yani inancı hayal gücümüz kuruyor. Canlandırmak, tasavvur etmek, karşısında görmek isteyen, kendinden geçmek isteyen şey hayal gücümüz. Yani hayal gücü çok ilginç, dikkatinizi buyurun. Gerçeğe ve dünyaya ve aleme doğru bir gidiş, bir hareket. Ve akıl hayal gücüne boyun eğerek, canlı olanı isteyerek, canlı olana, önünde gerçekleşecek olana arzu duyarak aslında inancı yaratıyor. Yani hepimizin tek tek inancını yaratıyor yani. Sonsuz bir inanç çoğulluğu var burada. Çünkü her birimizin kendi hayal gücü kapasitesi, kendi idraki farklı farklı mertebelerde. Doğal olarak binlerce, on binlerce, milyonlarca insan bireyi kadar çoklukta özel Rab oluşuyor. Ve hep bütün bu özel Rabler Hakk'ın yine birer yansıması. Biz Hakk'ın birer yansımasıyız. Yani biz kendi inancımızı yaratan ilahi varlıklarız. Yani bu tabii yaratıyoruz diyorum, inşa ediyoruz diyorum ama tabii bu kendi nispetlerimiz, kendi yeteneklerimiz, kendi sınırlılıklarımız çerçevesinde yaptığımız bir eylem. Yani mutlak bir yaratmadan bahsetmiyoruz burada. Bir inşa etme, bir oluşturmadan bahsediyoruz. Şimdi yani aslında o zaman buzağı örneğini yeniden düşünürsek aslında bizim inandığımız şey, inandığımızı sandığımız şey mutlak hak değil. Bizim inancımızdaki şey o değil. Bunu nasıl, yani hem o hem o değil. Öyle diyelim, daha doğru olacak araba açısından. Peki nasıl bunu örneklendirebiliriz? Şimdi Arabi'nin suretler, yani suret buzağının suretinde demiştik ya, buzağı bir suret sonuçta. Bizler de birer suretiz. Bu suretlerle, bu suretlerdeki ilahlıkla mutlak hakkın ilişkisini nasıl düşünebiliriz? Yine Arabi'nin inceliğine ve dehasına tanık ettiğimiz bir örnek olacak bu. Onun genişliğini ve derinliğini kavrayabilmek açısından bu yine söylüyorum. Yine iki tane örnek veriyor. İşin iki yönü vardır diyor. Hani bir insanın buzağdaki ilaha tapmasındaki iki yön vardır. Ya da bir insanın kendi özel Rabbine tapması ve ancak o özel Rab üzerinden mutlak hakla ilişki kurabilmesinin iki yönü vardır. Bir, ilk yönü meselenin. Kim neye taparsa tapsın Allah'a tapmaktadır. Kim neye taparsa tapsın Allah'a tapmaktadır. Bu ilk yorumdu. Pardon, geri alıyorum. Cümleyi tekrar kuruyorum. Ayet şu. Allah kendisinden başka hiçbir şeye tapılamayacağına hükmetti. Allah kendisinden başka hiçbir şeye tapılamayacağına hükmetti. İki yönü vardır diyor meselenin. Ara bir. Kim neye taparsa tapsın Allah'a tapmaktadır. Hani demin dedik ya, Allah'ı bilmedeki genişlik. İşte buzaya taptığı zaman İnsanlar Allah'a tapmaktadır diyor aslında. Arabi ilk yorumu. Meselenin ilk yönü.
Neymiş o? Kim neye taparsa tapsın Allah'a tapmaktadır. Buzağı da olsa, insanın özel Rabbi de olsa. İki, ikinci yönü meselenin, o da şudur. Allah'ın üstünlüğünü ve ondan başka hiçbir şey tapılamayacağını hükme bağlar. Yani ilk yönünde tapılan ne olursa olsun Allah'tır. İkinci yönünde de Allah'ın üstünlüğünü ve ondan başka hiçbir şey tapılamayacağını hükme bağlar. Yani buzağa tapamazsın, Allah'a taparsın diyor yani. Hani ilkinde buzağa taptığın zaman Allah'a tapmış oluyorsun. İkinci meselenin ikinci yönünde de buzağa taptığında Allah'a tapmamış oluyorsun. Yani yine o hem öyle hem böyle değil. Tekrar okuyorum açık olması için. Allah kendisinden başka hiçbir şey tapılamayacağını hükmetti. Bu konuyu hem buzağa tapma mevzusu açısından hem de her birimizin kendi oluşturduğu özel Rab mevzusu açısından söylüyorum. Allah kendisinden başka hiçbir şey tapılamayacağını hükmetti. İlk yönü meselenin kim neye taparsa tapsın Allah'a tapar. Yani buzağa da tapsa Allah'a tapar. İkinci yönü Allah'tan başka hiçbir şeye tapılamaz. Hiçbir nesneye, hiçbir şeye. Ne demek istediğim herhalde bu tenzih, teşbih, içkinlik, aşkınlık, münezzeh kılmak ya da burada kılmak, uzak tutmak, yakın kılmak. Yani Allah'ın hem öyle hem böyle olmaması Arabi'nin deyimiyle. Bu örnek üzerine anlaşılabilir herhalde. Şimdi yani bu inanç mevzusunu, inancımızı nasıl oluşturduğumuz mevzusunu, inanmak dediğimiz şeyin ne olduğu mevzusunu anlatmaya çalışıyorum. Arabi diyor ki insan kendi varlığı evrenin amacı ve en üstün varlığıdır. En üstün mertebesi ve en üstün hakikatidir insan, evrenin. Yani insan evrenin merkezidir. Buna rağmen insan kendisinden üstün gördüğü bir şeye ibadet eder, itaat eder ve ibadet eder. Bu doğuştan bir özelliktir Arap için. Yani biz doğuştan itibaren kendimizden üstün bir şeyi sevmek, kendimizden üstün bir şeye ibadet etmek, kendimizden üstün bir şeye boyun eğmekle yaratılmışız. Bizim özümüzde olduğunu söylüyor Arap bunun. Kendimizden üstün gördüğümüz bir şey tarafından sevildiğimiz zaman varoluşumuzun döngüsünü tamamladığımızı, varoluş döngüsünü tamamladığımız, dairesini tamamladığımızı söylüyor. Şimdi ve buzağı örneğinin olumluluğunu kurucu yani onun gerekliliğini tespit ettikten sonra Arabi ama bu insan buzağa ibadet etmekle, buzağa inanmakla yetinemez diyor. Niye? Çünkü buzağı insanın hayvanlığına hitap edebilir ama insanın insanlığına hitap edemez. O yüzden görünmez olana, her şey, bütün görünürlere hükmedene yönelir insan. Görünmez olanın üstünlüğüne, ezeli olanın üstünlüğüne yönelir. Ve insanın insanlığına hitap eden, insanın insanlığa hitap eden mutlak haktır. Görünmez ezeli haktır. Tabi burada İslam ve Muhammed'i hakikat gibi çeşitli derin şeyler var. Onlara girmiyorum. Şimdi yine bu inanma mevzusunun etrafında dolaşıyorum. Heva diye bir kavramı var Arabi'nin. Heva, arzu gücü demek. Geçen sohbette insanın kendi arzu gücüyle inancını yarattığından bahsetmiştim. Hevadan. Ve arzunun nefsani istek, bedensel istek ve çeşitli şekillerde şehvet vesaire gibi şeylerle anıldığını aslında klasik İslam geleneğinde ve küçük görüldüğünü, olumsuzlandığını, bundan kurtulmak gerektiğini söylendiğini ifade etmiştim. Arabi de böyle değil. Arabi bayağı arzu gücünün insanın kurucu gücü olduğunu, inancın kurucu gücü olduğunu söylüyor. Ve şunu söylüyor. İnsan kendi arzusuna boyun eğen varlıktır. İnsan kendi arzusuna, kendi hevasına boyun eğen varlıktır. Ve bu arzu kalpte bulunur. Kalpte bulunur. Ve bu arzunun hayal gücüyle çok yakın bir ilişkisi var. Ne demiştik? Hayal gücü suretleri, yansımaların kendilerine ulaşmak, önünde canlı görmek, gerçeğini görmek ister inandığı şeyin. İşte insan bu hevasıyla, hayal gücüyle bir şeye inanma isteğiyle, inanma gerekliliğiyle, inanma ihtiyacıyla doğuyor. Bu şekilde yaratılmış. Bu bir fıtrat meselesi Arabi'de. Bu değiştirilebilir bir şey değil. Herkes de var. Ve sohbetlerimizde belki söylemişimdir. Kalbin ilahi olanla temas etme noktası olduğunu düşünürsek, hevanın da kalpte olması gayet anlaşılır. Ve insan bu hevayla, bu arzu gücüyle özel Rabbi yaratıyor. İnandığı şeyi yaratıyor. Ve kendi arzusunun niteliği ölçüsünde, kendi arzusunun yeteneği ölçüsünde bunu yaratıyor. Kalpteki bu arzu aslında dedim ya, kendimizden üstün olan bir şeyi sevme ve onun tarafından sevilme ihtiyacı.
Peki ve ancak bu şekilde yetkinleşebiliriz diyor Arabi. Kendimizden üstün olan bir şey tarafından sevilirsek varoluş dairesini tamamlayabiliriz diyor. Peki sadece insan için mi geçerli bu? Hayır. Hak için de geçerli. Alem ve insanlar neden var oldu? Çünkü hak gizli bir ben gizli bir hazineydim, neydim? Bilinmek istedim diyor. Yani hak bilinmek istiyor. Sevilmek istiyor. Sevmek istiyor. Hak da insanlar yoluyla, evren yoluyla kendi varoluş dairesini tamamlıyor. Yani insanda olan şey hakta da başka türlü daha yüksek bir boyutta oluyor. Yani bu sevmek, sevilmek dediğimiz durum işte var olmasıyla evrenin, alemin var olmasıyla Tanrı'nın da Allah'ın da bu şekilde kendi varoluş mükemmeline ulaşmasıyla, varoluş etkinliğine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor. Yani ezeli olan hak, bu ezeli olan oluşu sonradan olan da alem olan da tamamlıyor. Ezeli olanla sonradan olanın nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ve nasıl birbirlerini beslediklerini hem o onu hem o öbürü öbürünü yani hem ezeli olan şeyi besliyor sonradan olan hem de sonradan olan ezeli olanı besliyor. Tıpkı Hakk'ın insanı beslemesi ve insanın da Hakk'a haber vermesi, Hakk'a zevk vermesi gibi var olarak. Yani bu dairesellik, Hak'la insan ilişkisi, Hak'la evren ilişkisi sevmek ve sevilmek üzerinde de aynı. Sevmek ve sevilmek meseleleri de yine Arabi'de hak ve insan için bu şekilde açılıyor. Şimdi tabii ki her insanın doğuştan olarak bu hevanın, bu arzu gücünün hakimiyeti altında olduğunu ve inancın buradan çıktığını söylemiştim. Hepimizde ortak olan, bir olan budur diyor Arabi. Yani hepimiz kendi inancımızda, kendi hevamıza, kendi kendimize ibadet ediyoruz. Aslında bizim dışarıda bir suret üzerinden inandığımız özel Rab de bizim hevamızın somutlaşmasından, yani bizim hayal gücümüzün somutlaşma isteğinden başka bir şey değil. Bu da ilginç bir vurgu. Yani kendimizdeki ilahi özü dışarıya yansıtarak onu somutlaştırıyoruz ve özel Rabbimizi bir tecelli üzerine oluşturuyoruz ve bu şekilde mutlak hakka bir yol açabiliyoruz kendimiz için. Tabii ki biz mutlak hak değiliz. Çünkü o yaratmamıştır. Bizler ise yaratıldık, yaratılmışız Arabi'nin gözünden. Özel Rablerimiz, inandıklarımız mertebelerimize göre mutlak hak ile ilişki içerisinde inşa edilir ve nihayetinde var olarak varoluş dairemizi biz tamamlamış oluyoruz. Tıpkı bilinmek isteyen hazine gibi Tanrı'nın hayal olarak biz ölerek Hakk'a dönüyoruz. Yani bir hayal olarak evrenin ve bizim var olmamız nihayetinde varoluş dairesini tamamlayarak kendi açımızdan Hakk'a dönmemizle son buluyor. 1.37 dakika kaldı diyor. Herhalde 60 dakikalık sürenin bahsettiği şey bu. Son olarak şu çarpıcı vurguyla bitirmek istiyorum. Kadınlar ve erkekler konusu Füsul-i Kem'in Hz. Muhammed kısmında ele alınan bir konudur. Ve kadınlar erkeklerden üstündür burada. Çok ilginçtir. Okumanızı tavsiye ederim. Ve cinsel bir ilişki, cinsel birleşme Arabi'de hak ile kavuşmanın en üstün biçimidir. Dikkatinizi çekerim. Cinsel ilişki, hak ile kavuşmanın en üstün biçimidir. Ve erkek kadın olan ilişkisinde hakkı tam ve yetkin bir şekilde görür. Evet, bugünkü Arabi sohbetimiz bu şekilde bitiyor. Kendinize dikkat edin. Bugün bu sayılar birazcık daha arttı. Karamsarlık pompalayacak şekilde arttı. Ama akıl sağlığınızı ve beden sağlığınızı korumanızı ve güçlü olmaya çalışmanızı, sevdiklerinizi korumanızı, gözetmenizi diliyorum, umut ediyorum. Herkes kendine iyi baksın, evlerden çıkmayalım. Felsefe ile de akıl sağlığımızı kuvvetlendirmeye, bir taraftan da belki evde çeşitli spor aktiviteleri yaparak, yogalar yaparak vesaire bedenimizi güçlendirmeye hepinizi davet ediyorum. 2 gün sonra yani pazar akşamı görüşmek üzere Türk felsefecilerden bahsetmek istiyorum o sohbette. İyi akşamlar.